kaçacağını sandın oğlum sen. Ali, Ali. Gitmiş galiba. Korkup kaçtı bence. Üvey abi seni bulmuş olmasın? Ve onu yakalamış. Bence bize söyledikleri yalandı yani. Siz inandınız mı anlattıklarına? Ben pek inanmadım. Peki ya doğruysa? O tek göz müdür nedir? Ya çocukları gerçekten kaçırıyorsa? Bilmiyorum. Oho, hadi okula geç kalıyoruz, gidelim. Kesin bulunur değil mi komiserim? Bedir hiç böyle şey yapmazdı. Oğlum başına kesin bir şey geldi. Elbette bulacağız hanımefendi. Siz merak etmeyin, bütün ekiplere haber verildi. İnşallah. Belki de bizim yüzümüzden gitti. Bize küsmüştü. Evet ya. Bozuktu bize. Anne. Aa Memo. Yavrum. Memo. Yavrum. Annem sen nasıl geldin? Evdekilere ne dedin? Babam Ankara'da iş için. Cihaz'a dedeme haber verdi. Ben de İsmail abiyle geldim. Ne oldu? Bedir'i bulacak mısınız komiser amca? Bulacaklar tabii oğlum. Siz bizden haber bekleyin. Sağ olun komiser bey. Biz, hadi o zaman biz de bir koldan arayalım ha. Hadi canım, hadi Zehra. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Sağ olun, sağ olun. Gel canım. Şu saat itibariyle Bedir bulunamadı. İş başa düştü, Bedir'i bulacağız. Evet, ne biliyoruz? Bedir dün sabahtan beri yokmuş. Annesiyle konuştuğumda da bilgisayarın başından kalkmadığını söyledi. Yeni arkadaşları falan da yokmuş. Bilgisayarın başından kalkmadı demek. Belki bir oyuna falan kaptırmıştır kendine. Oyun mu? Bu bana Ali'nin dediğini hatırlatıyor. Evet, Üvey abisinin bir oyun kurduğunu söylemişti. Evet, hem de tek göz diye biriyle. Çocukları kandırıp kaçırıyorlardı. Bedir de onların tuzağına düşmüş olmasın? Olabilir. Nereye çağıracak çocukları? Adres yok ama ipuçlarımız var. Tamam, hemen gidip Bedir'in bilgisayarına bakalım. Çiçek sen gel benimle. Şuna bak tek göz. Bu oyun. Onlar tek göz diye bir bilgisayar oyunu kurdular. Oyunu oynayan çocuklarla konuşup onları kandırıyorlar. Ne yapıyorlar sonra çocuklara? Onlara iyi görünüp arkadaş oluyorlar. Sonra da bir yere çağırıyorlar. Sonra? Çocukları kaçırıyorlar. İçimden bir ses bu oyunun Ali'nin üvey abisiyle ilgili olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Peki şimdi ne yapacağız? Hemen acil toplantı. Ali'nin söylediği şifreleri çözmemiz lazım. Bütün herkese haber ver. Tamam. İyi de bizim aradığımız numara 12. Bunlar çok farklı numaralar. Yanlış sokakta mıyız acaba ya? Ha? Bak orada. 12. Aradığımız yer işte orası. Planımız ne kanka? Ben içeri gireceğim. Siz de burada harekete yatın, tamam mı? Acil bir durum olursa size mesaj atarım ya da ararım, tamam mı? Biz de polisi ararız. Aynen. Dikkatli ol Memo. Tamam, tamam. İçeri.
Kim var orada? Ulan bir daha çalsın bu kapı. Her kimsen canına okuyacağım seni. Senin gerçek arkadaşın olacak. Seni üzen ailene de, seni üzen arkadaşlarına da ihtiyacın yok. Ben her zaman senin yanında olacağım. Annen ve babandan bile yakın olacağım sana. Bana güvenebilirsin. Sakın unutma. Ben senin en yakın dostun olacağım. Bence artık tanışmamızın vakti de geldi. Ne dersin? En yakın dostun olmama hazır mısın? Şimdi sana vereceğim adrese git ve dediklerimi yap. Eğer kurallara uyarsan şampiyon sen olacaksın. Evet. Hazırsan başlıyoruz. Memo'dan mesaj. Acil. Polisi arıyorum hemen. Ara ara. Hadi. Çabuk hadi. Memo kanka çöz. Merak etmeyin, ben sizi kurtaracağım. Ben bir tuvalete gidiyorum. Tamam. Ne oluyor lan orada? Saldır! Ne oluyor lan? Hey! Polis! Kıvıl da var. Memo! Polis! Al orada! Gel buraya, gel. Abi ikisi kaçar. Gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Suçumuz yok. Yürü. Tamam sus. Hadi bakayım. Tamam. Yürü. Çocuklar tamam. Memo, sana kızsam mı yoksa sana madalya mı taksam bilemiyorum. Hep böyle ikilemde bırakıyorsun beni. Kendinizi nasıl bir tehlikeye attınız böyle? Ama hakkınızı vermeliyim. Sizin sayenizde uzun zamandır peşinde olduğumuz çocuk avcıları çetesini yakaladık. Çocuklar, bazen yaralanırız. Zor zamanlar geçiririz. Sevilmediğimizi, anlaşılmadığımızı düşünürüz. İşte böyle zamanlarda çocuk avcıları bilgisayarları başında sizin gibi kalbi kırık, kendini yalnız hisseden çocukları hedeflerler. Oysa gerçek dostluk ne kadar değerlidir. Böyle sizin gibi etten, kemikten, yanı başınızda gerçek dostluktur değerli olan. Ali'nin de hakkını vermemiz lazım. O olmasaydı, ipuçları vermeseydi ne Bedir'i ne de diğerlerini bulamazdık. Bir daha seni hiç küsmeyeceğim. Bir daha yediğin hiçbir şeye laf etmeyeceğim ulan. Bundan sonra söylediklerine inanacağız. Evet, en baştan söylediklerine inanmadığımız için özür dileriz Bedir. Dedeni arayayım mı Memo? Bu olup bitenlerden haberi var mı? Yok. Ben eve gidince anlatırım, şimdi telaşlanmasınlar. Peki. Ali sen ne yapacaksın? Üvey abimi ve hapis arkadaşını hapse gönderiyorlar. Sizin sayenizde en büyük kabusumdan kurtuldum Memo. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sen bizi bulup abinin yaptıklarından bahsetmeseydin hiçbir şey yapamazdık. Vallahi Selam ile ben ilk başta senin yalan söylediğini düşündük. Çünkü bir anda ortadan kayboldun yani. Ama Memo ve ben senin doğru söylediğini biliyorduk. Neyse ki seni dinledik. Yoksa Bedir neredeyse mortingen oluyordu. Öyle söyleme Selam. Şakası bile kötü. Peki şimdi ne olacak? Babam alkol sorunu yüzünden hastaneye yatacakmış. Ben de o sırada geçici olarak bir yurda yerleşecekmişim. Orada iyi olacak mı? Şu anki hayatımdan çok daha güzel olacak kesin. Beş kardeşler takımının mekanını biliyorsun. Bizi her zaman ziyaret edebilirsin. Vallahi annen çok güzel yemek yapar. Ya yine ilk hakkına gelen yemek mi ya? Usti. Ya tamam sustum. Tamam sustum. Ay oğlum. Bedir.
Çok şükür. Bedir.